Mutfağıma hoş geldin arkadaşlar. Size için bugün tarifim midye tatlısı. İlk olarak şerbetini hazırlayalım. 4 su bardağı suyumu tencere içerisine alıyorum. 3 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim 10 dakika boyunca kaynadı. Bir dilim limon koyuyorum ve bu şekilde 5 dakika daha kaynatıyorum. Şerbetim kaynadı. Ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlımızın hamuru için 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı sirkemizi koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sıvıları karıştırdım. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Yarım paket kalp tozu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Eli yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Ara sıra un da ilave edin. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvamına geldi. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Şimdi hamurumuzu bezelere bürelim. Tezgahımın üzerine nişasta serpiyorum. Ve hamurumu alıyorum. Bu şekilde doluyorum. Ve bezelere bölüyorum. Toplamda 10 bezeye böldüm. Bunu elimle yuvarlıyorum. Kenara alıyorum. Bu şekilde. Bezlerim üzerine örtüyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarımın dinlendiğini gördüğünüz gibi bu sayede hamurlarımız çabuk açılacak. Çok az nişasta koyuyorum tezgahın üzerine. Bezemi alıyorum. Bezemi tabak büyüklüğünde açacağım. Bu şekilde. Kenarı alıyorum. Tekrar bezemi alıyorum. Bütün bezelerimizi tabak boyutunu açarak üste koyacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün bezeyi üste koydum. Şimdi hepsini beraber açıyorum. Bu şekilde. Ara sıra hamurunuzu döndürün. Eşit bir şekilde açılsın. Hamurumuzu açtık. Şimdi rulo haline getireceğiz. Hamurumuzu çok inceltmenize gerek yok. Bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Ve bir parmak genişliğinde kesiyoruz. Kestim hamurlarımı. Şimdi bu şekilde bastırıyorum ve kenara alıyorum.
Sonra bunları teker teker açacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde kat kat. Bir tane hamurumuzu alıyoruz. Çok hafif merdanları geçiriyoruz ve iri çekirdeğimizden biraz koyuyoruz. Çok bastırmadan ağzını kapatıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde çok bastırmadan merdanemizi üstünden geçiriyoruz. Kenarına irik çekirdeğimizden koyuyoruz ve çok hafif bastırıyoruz. Diğer tatlımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tatlarım hazır. Üzerine erimiş olduğu margarini sürüyorum. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 100 gram kullanacağım. Malzeme açıklama bölümünden öğrenebilirsiniz detaylarını. Her tarafına sürüyorum. Tatlarımı önce ısıtmış olduğum 250 fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Tatlımız fırından çıktı. İlk sıcaklığını geçirdim. Üzerine şerbetimizi döküyorum. Şerbetimiz soğuk olacak. Her tarafına şerbetimizi gezdiriyorum. Fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökerseniz hamur olur. Onun için ilk sıcaklığını geçmesini bekleyin. Her tarafına döküyoruz. Tatlımızı şerbetin çekmesi için 1 saat dinlendiriyoruz. Tatlımız hazır. Denecekleşmeden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Farklı bir tarihte görüşmek üzere.